Sağlık Bakanlığı ve hükümet, devlet çok ciddi tedbirler aldı. Diğer ülkelerden daha ciddiye alarak hareket edildi. Ama bu bile belli dışarıdan geldi sonuçta virüs bize. Bizim içimizde yoktu. Bu tedbirler alınmasa çok daha ciddi sayılarla yayılacağını düşünüyorum Türkiye'de. Çünkü yayılabilirliği çok yüksek. Her hastalanan ölecek diye bir şey yok ama net bir tedavisi de yok şimdi günümüzde. Ama ben diğer ülkeler kadar zarar göreceğimizi düşünmüyorum ama vatandaşlarımızın çok dikkatli olmasını öneriyorum. Kesinlikle. Burada tabii devletimize, emeği geçen herkese, Sağlık Bakanımıza sonsuz teşekkürler. Birey olarak evet, artık görev bize düşüyor. Aynen. Burada bütün o televizyonlarda yapılan yayınlar, işte billboardlardaki öneriler bilmem ne falan hepsi doğru. Temel hijyen, sosyal yaşantıdan uzak kalmak, evde kalmak, ellerin yüzün yıkanması falan bunlar çok önemli. Bizi de bakanlık hep bilgilendirdi. Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu doktorlara eğitim anlamında neler yapacağımıza dair yazılar gönderildi falan. Biz de hazırlıklı durumdayız. Ama birinden 5-6 kişiye bulaşıyor. 5-6 kişiden böyle katlanarak karesi şeklinde yayıldığı için hızlı yayılabiliyor. Çok hızlı. Ben bir de immün sistemini kuvvetlendirmelerini öneriyorum insanlara. Hani güzel beslensinler, iyi uyusunlar. Bunu grip gibi geçirebilirler. Ama onun için belki biraz gıda takviyesi ya da vitamin de alabilirler. Hani bir öneri de buna bulunuyorum. Bir de temizliklerine çok dikkat etsinler.